Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Türk siyasetinin ilkeli lideri, saygıdeğer genel başkanımız. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Her yöremiz kardeş bizim. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen lider. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Ayrışmadan canla başla yollardayız. Hey 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 hey, ay yıldızlı Türkiye'yiz. Sayın Genel Başkanım, kıymetli gönüldaşlarımız, muhterem Mersinliler, bu güzel ve anlamlı buluşmaya öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, cennet mekan başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşu, ardından da İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Ziyaretleriyle ilimizi şereflendiren Milliyetçi Hareket Partisi'nin saygıdeğer Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey'i takdim ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Aziz vatandaşlarım, değerli dava arkadaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Başı Toroslar kadar dik, gönlü Akdeniz kadar geniş Mersin'imizin bütün güzelliklerini,
kökeni, mezhebi ve yöresi ne olursa olsun, burada yaşayan bütün insanlarımızı hasretle kucaklıyorum. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerine 63 gün kala ilk açık hava toplantımızı Mersin'de yapmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Cumhur bizim, Türkiye hepimizin. Kararıyla yürüyüşümüze hız katıyoruz. Yine Mersin bizim, Türkiye alayımızın kararlılığıyla tek yürek, tek bilek, tek nefes olmanın olalım istiyoruz. Bugünkü açık hava toplantımızın gerçekleşmesinde emeği geçen her dava arkadaşımı yürekten tebrik ediyorum. 31 Mart seçimlerinin ülkemize, milletimize, Mersin'imize, demokrasimize, milli birlik ve dirliğimize hayırlı sonuçlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Değerli vatandaşlarım, Mersin her şeyden evvel tarih, kültür, tarım, turizm ve ticaret kentidir. Aynı zamanda Mersin kardeşliğin timsalidir. Burada ayrımcılığa yer yoktur. Burada aymazlığa geçit yoktur. Mersin'de Türkiye'mizin her yöresinin kokusu hakimdir. Ne var ki Mersin son 5 yıldır yerinde saymaktadır. Slogan milliyetçiliği, dedikodu milliyet belediyeciliği, sosyal medya belediyeciliği, ideolojik ve ilkel belediyecilik anlayışı Mersin'i yorgun düşürmüştür. Kayırmacılık, haksızlık, partizanlık, yolsuzluk ve hukuksuzluk Mersin'in önünü kapatmıştır. Kurulan paravan şirketler kanalıyla belediye imkanlarının kimlere ve nerelere aktarıldığını, bölücü mihrakların nasıl şımartıldığını biliyoruz. Mersin'den Anamur'a kadar belediye eliyle peşkeş çekilen işletme, kafe ve restoranları bu kapsamdaki ahlaksız ve haksız kazançları biliyoruz. Şimdiye kadar kazanan bir avuç çıkarcıdır. Palazlanan küçük bir kaymak tabakadır. Biti kanlanan devlet ve millet muhalifi dar bir kadrodur. CHP'li Büyükşehir Belediyesi bağlanan umutları israf etmiştir. CHP'li Büyükşehir Belediyesi ile hayal kırıklığı devasa boyutlara ulaşmıştır. Mersinli kardeşlerimi düşünen, dertlerine derman olan, darda ve zorda kalan insanlarımızı sahiplenen, bu kentin lehine taş üstüne taş koyan bir belediye yönetiminden ortada ne iz ne de eser vardır. Buna karşılık devletin kaynaklarını ulufe gibi dağıtan, ittifak ortaklarına bedel ödeyen, devamlı şaibelerle anılan bir belediye anlayışı karşımızdadır. Geride kalan 5 yıllık hüsran döneminin telafisi lazımdır. Aldatma ve anafor siyasetine son verilmelidir. CHP zihniyeti sınıfta kalmış, hepten çuvallamıştır. Bu nedenle yapamayan gitmeli, yapacak olan gelmelidir. Başarısızlar gönderilmeli, başaracak olan vatan, millet ve Mersin sevdalıları şehremini vazifesini üstlenmelidir. Artık
beceriksizlere kapıyı göstermeliyiz. İş bilmeyenlere, üretmeyenlere, insanımıza dokunamayanlara, Mersin'i tanımayanlara, akıntının tersine kürek çekenlere uğurlar olsun demeliyiz. Gün doğmuş, vakit gelmiştir. Mersin için ümitler yeşermiş, huzur meşalesi yakılmıştır. Mersin bizim, Türkiye hepimizindir. Şimdi size soruyorum. Cevabınızdaki coşkuyu duymak ve cümle aleme duyurmak istiyorum. 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerine hazır mısınız? Sandığa gidip oyunuzu kullanacak mısınız? Üreten, üretken, ilkeli, milli, ahlaklı, dürüst, hoşgörülü, kucaklayıcı, gülümseyen belediyeciliğe destek olacak mısınız? Demlenmiş CHP'ye yeter diyecek misiniz? Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'na olur verecek misiniz? Önümüzdeki 5 yıllık dönemde Mersin'e serdar seçecek misiniz? Maşallah sizlere. Demlenene dejenere olmuş teslimiyetçi cepheye Mersin'in mesajını veriyorsunuz. Bu evetlerinizle Mersin'in çaresiz olmadığını gösteriyorsunuz. İnanıyorum ki Mersin kamburlarından kurtulacak. Liman ve lojistik kent olan Mersin ayak bağlarını söküp atacak. Yalan belediyeciliğin 63 günlük ömrü kaldı. Yıkım belediyeciliğin 63 günlük süresi kaldı. Yozlaşmış belediyeciliğin sonu göründü. Mersin'e gücüne güç katacak, yükseldikçe yükselecek. Bu şehirde yaşayan hiçbir vatandaşımız ilgisiz ve kimsesiz bırakılmayacak. Herkesin elinden tutacağız. Bağın, bahçenin, bostanın bereketi olacağız. Mersin'den Antalya'ya kadar otoyollarının tünelini tamamlayıp Torosların iki yakasını kenetleyeceğiz. Kalbimiz Mersin'le bir çarpacak. Çünkü Mersin bizim, Türkiye hepimizin. Huzur, refah, barış, kardeşlik, istikrar ve esenlik dolu Mersin, Türk ve Türkiye yüzyılının parlayan yıldızı haline gelecek. Soruyorum sizlere, bu hedeflere beraber yürüyecek miyiz? Mersin'i prangalarından kurtaracak mıyız? Mersin'in geleceği için el ele, omuz omuza, gönül gönüle verecek miyiz? Demlenmiş, gemlenmiş, yemlenmiş, rehin altına alınmış CHP'den kurtuluş için harekete geçecek miyiz? Seçeri kızağa çekip soydanı seçecek miyiz? Önümüzdeki 5 yıl için sizlerden olur ve onay istiyoruz. Herkes tersine giderken biz Mersin'i daha da büyütmek, daha da geliştirmek arzusundayız. Bu nedenle Cumhur İttifakı'nın birbirinden değerli belediye başkan adaylarıyla Mersin'in hizmetine talibiz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Serdar Soydan'dır. Anamur Belediye Başkan adayımız Sayın Hidayet Kılıç'tır. Bozyazı Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çetinkaya'dır. Çamlıyayla Belediye Başkan adayımız Sayın Ali Rıza Genç'tir. Erdemli Başkan adayımız Sayın Mustafa Kara'dır. Gülnar Belediye Başkan adayımız Sayın Fatih Öngel'dir. Mut Belediye Başkan adayımız Sayın Volkan Şeker'dir. Silifke Belediye Başkan adayımız Sayın Sadık Altınok'tur. Tarsus Başkan adayımız Sayın Mahmut Tat'tır. Toroslar Belediye Başkan adayımız
Sayın Ali Öz'dür. AK Parti'yi temsilen ittifakın Akdeniz, Aydıncık, Mezitli ve Yenişehir Belediye Başkan adaylarımız da kısa sürede açıklanacaktır. Bütün belediye başkan adaylarımız sizlere emanettir. Şimdi söyleyiniz. Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkan adaylarına tertemiz helal oylarınızı verecek misiniz? Mersin'in ümitlerini Türk ve Türkiye yüzyılı hedefleriyle birleştirecek misiniz? Mersin'de Cumhur İttifakı'nın destanını yazacak mısınız? Mersin bizim, Türkiye hepimizin diyecek misiniz? Allah hepinizden razı olsun diyorum. Sizlerin bu iradesi bölücülere kesif bir tokattır. Sizlerin bu seslenişi Mersin'in felahıdır, ferahıdır, ferasetidir. Fitne ne kadar yaygın ve yoğun olsa da fedakarlıkla bezenmiş faziletli gönüllerin dua ve desteğiyle karşımıza dikilen her müşkülü aşacağız, her mihneti yeneceğiz. Merhum şairimiz Akif'in vecd ile kaleme aldığı İstiklal Marşı'ndan esinlenerek diyorum ki, ezelden beridir hür yaşadık, yine hür yaşayacağımız bir tarih hükmüdür. Hangi çılgın bize zincir vuracakmış, alayının aklına şaşarız. Kükremiş sel oluruz, küme küme biriken yel oluruz, bedenimizi çiğner de aşarız. Dikilse de dağlar karşımıza, bir olur yıkarız, hiçbir baraja sığmayıp taşmasını da Allah'ın izniyle başarırız. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletiyle yek vücuttur. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'ye hizmetle memur ve mükelleftir. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecek yüzü, yeni yüzyılın mihmadarıdır, mimar başıdır. Değerli kardeşlerim, aziz dava arkadaşlarım, Gazze'de kahredici ve korkunç bir insani dram yaşanıyor. 114 gündür çocuklar katlediliyor. Bebekler süt yerine kendi kanlarını içecek hayatlarını kaybediyor. İsrail soykırım suçu işliyor. Masum savunmasız insanları hedef alıyor. Artık bu kan durmalı, silahlar susmalıdır. İsrail, Filistin arasında barış sağlanmalı, iki devletli çözüm iklimi oluşmalıdır. Geçtiğimiz cuma günü Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in barbar saldırıları ile ilgili ihtiyati tedbir kararı alınması müsbet bir gelişmedir. İsrail'in haksızlığını ve hukuksuzluğunu tescil eden, insani taleplere tercüman olan bu ara kararı hiçbir ülke görmezden gelemez, yok sayamaz, üç maymun oynayamaz. Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasının makul derecede delillerinin varlığından dolayı esastan görüşülecek olması mühim bir adalet ve hukuk kazanımıdır. Birleşmiş Milletler soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesine taraf olan ülkeler için Uluslararası Adalet Divanı'nın mezkur kararı elbette bağlayıcıdır. Filistinli mazlumlara karşı işlenen savaş ve soykırım suçunun cezasız kalmaması uluslararası toplumun vicdan ve insanlık borcudur. Bu borcun inkarı veya ihmali diye bir şey söz konusu olamaz. Adalet mutlaka tecelli etmelidir. Ağlaya ağlaya can veren sabilerin hesabı İsrail'den sorulmalıdır. Türkiye bu süreçte hakkın ve haklının yanındadır. Türkiye insanlığın safında zalimlerin karşısındadır. Bundan dolayı çılgına dönenleri görüyoruz. Nitekim
ürkenlerin farkındayız. Ayağımıza çelme takmak için vaziyet alanların bilincindeyiz. Türkiye'yi zora sokmak, iç sorunlara gömülmesini sağlamak için terör örgütlerini kullanıyorlar. Kiralık katilleri üzerimize salıyorlar. Maksat Türkiye'yi durdurmak ve taviz koparmak. Maksat Türkiye'nin artan bölgesel ve küresel imajını zedeleyip zaafa uğratmak. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde meşru ve hukuki varlığımızı çekemiyorlar. Terörü kaynağında yok etme stratejimizi engellemek için her yolu deniyorlar. Sınırlarımızın mücavir noktalarında tesis edilen üst bölgelerimize saldırıyorlar. PKK-YPG'yi silahlandırıp Türkiye'ye yönelik kanlı eylem talimatı veriyorlar. Hürmet, rahmet ve minnetle yad ettiğimiz kahraman evlatlarımızı şehit ediyorlar. Milli birlik ve kardeşlik hukukumuzu dinamitlemek amacıyla yanıp tutuşuyorlar. İç huzur ve barış ortamımızı kundaklamak için casusları, teröristleri, işbirlikçileri, siyasette köprü tutmuş çevreleri, FETÖ'cü alçakların sürekli tedavülde tutuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri, Irak ve Suriye'deki varlığımızdan son derece huzursuzdur. Bölücü terör örgütüne karşı operasyonların icrasından memnuniyetsizdir. Peki Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de ne arıyor? Irak'ta ne geziyor? İç sorunları giderek yaygınlaşan Teksas krizinden sonra eyaletleri arasındaki cepheleşmeyi sertleştiren ABD'nin komşu ülkelerdeki varlığı gayri ahlakidir, gayri hukukidir, gayri meşrudur. ABD'nin Suriye'den ve Irak'tan tamamıyla çekilmesinden başka makul, mantıklı, akla yatkın ve adil bir seçenek kesinlikle yoktur. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ile sınır olmaktan rahatsızdır. Bölücü terör örgütüne verilen destekten rahatsızdır. Siyasi, ekonomik ve diplomatik dayatmalardan rahatsızdır. İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının ardından ABD'nin sözünde durarak F-16'larla ilgili beklentimizi derhal karşılaması aslında bir hukuk ve müttefiklik namusudur. Türkiye egemenlik haklarından vazgeçmeyecek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünden ödün vermeyecek, Türkiye Cumhuriyeti milli ve üniter bir devlettir. Hiç kimse bu tarih gerçeğini değiştiremeyecektir. Terörün kökünü kazımak boynumuzun borcudur. Tek bir terörist kalmayınca kadar mücadele sonuna kadar devam edecektir. Demlenmiş CHP, terörle mücadeleye şaşı bakmaktadır. CHP, bölücü terör örgütünün kafesindedir. Tezkereye hayır diyen bu CHP'dir. Terörist Demirtaş'ın avukatı olan bu CHP'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terör saldırılarına karşı hazırlanmış ortak metinlere imza atmayan bu CHP'dir. Yönetimi altında bulunan belediyeleri bölücülere, terörist sevicilere teslim eden bu CHP'dir. Bugünkü CHP bitmiştir, tükenmiştir, iflas etmiştir. Bugünkü CHP esirdir, işgal edilmiştir. Mersin'i demlenmiş CHP musibetinden arındırmak, milli güvenliğimiz, milli huzurumuz, milli onurumuz adına mecburiyettir. Soruyorum sizlere, 31 Mart 2024 tarihinde Mersin'e zincir vuranlarından hesap soracak mısınız? 31 Mart 2024 tarihinde Mersin'in bahtını açacak mısınız? 31 Mart'ta Yörüklerin asaletini,
milli birlik ve kardeşliğimizin iradesini sandığa yansıtacak mısınız? Cumhur İttifakı'na evet mi, Milliyetçi Hareket Partisi'ne evet mi diyeceksiniz? O halde Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni buhrandan çekip alalım. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı güçlü ise vatandaşımızın karnı tok, başı dik, alnı açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe demokrasi güvence altındadır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı var olduğu sürece lider ülke Türkiye hedefi, Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonu Allah'ın izniyle gerçekleşecektir. Türkiye'nin temel ve öncelikli meselelerinin köklü çözümlerle buluşturulması hususunda bundan sonra da her çabayı gösterecek, her çalışmayı yapacak yine Cumhur İttifakı'dır. Türkiye'nin ne geçmişinde ne geleceğinde zillete yer yoktur. Koltuk ve çıkar kavgalarıyla siyasi ahlak kaybının dibini boylayanlarla umut yoktur. Terör örgütleriyle can ciğer kuzu sarması olanlara kanacak bir Allah'ın kulu artık kalmamıştır. Geride kalan yüzyılın karanlık ve kalpazan yüzlerine, yeni yüzyılın bakir ve tertemiz sayfalarında dipnot olarak bile yer bulamayacağına yürekten kanıyız ve kuşkusuz bu kanaatteyiz. Zaman Türkiye zamanıdır. Devir Türk devridir. Zemin Türk vatanı, Türk İslam coğrafyalarıdır. Zafer Türk milletinindir. Zafer 3 Ocak ruhuyla Mersin'indir. Cumhur'un yıldızlaşan ve yıldırımlara taş çıkartan bıçkın mücadelesiyle bu zafer lider ülke Türkiye ülgüsüyle tezahür edecektir. Unutmayınız, elbette yapacağız, hep birlikte başaracağız. Değerli dava arkadaşlarım, aziz vatandaşlarım, 14 ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde pekişip Türk ve Türkiye yüzyılı yürüyüşü inşallah seriye bağlanacaktır. Güçlü yasama, kararlı yürütme, uyumlu belediye diyoruz. Ayırmadan, ayrışmadan yerelde iktidar, ülkede istikrar iradesindeyiz. Aklın yolu birdir, genelden yerele birlik, ülkemizde yönetimde dirlik anlayışı ve amacındayız. Merkezden yerele istikrarı bozmadan umudu doğru yürüme azmindeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı varsa umut vardır, ufuk vardır, huzur vardır, ruh vardır, duruş vardır. Milli özlemlere ulaşılmasında da inşallah mukadder olacaktır. Gözlerini açan, bununla da kalmayıp ayağa kalkan dev Cumhuriyet'in yeni yüzyılına imza atacaktır. Türk milletinin desteğiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ivmesi ve itici gücüyle Türk ve Türkiye yüzyılı hedefleri birer birer hayata geçecek, hadisata ve tarihin akışına yön verecektir. Ayırmadan, ayrışmadan Mersin için canla başla çalışacağız. Merkezden yerele tek yürek olmuş Mersin için üreteceğiz, geceyi gündüze katacağız. Akdeniz'in pırıltısı olan bu vatan köşesinin çehresini ve çevresini, güzelliğini zirvesine taşıyacağız. Mersin bizim, Türkiye hepimizindir. Barışmak, kucaklaşmak için fırsat arayan vatandaşlarımı, Türkiye ve Türk milleti olarak değerleri etrafında buluşmak için Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Cumhur İttifakı'na davet ediyorum. Kimler ve hangi karanlık güçler hangi oyunları tertip ederlerse etsinler,
hangi ihanetlerinin içine girerlerse girsinler, bizim irademiz bellidir ve herkesçe bilinmektedir. Türkiye Cumhuriyeti tektir ve üniter bir devlettir. Türk milleti ayrılık kabul etmeyen bir bütündür. Milli devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti ebedi yurdumuzdur. Al bayrağımız, bağımsızlığımız, egemenliğimiz sembolüdür. Türkçemiz bizleri bir arada tutan resmi dilimizdir. Türkiye Cumhuriyeti milli varlığını ve birliğini Cumhur İttifakı ile koruyacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı bu değerleri muhafaza etmeye muktedirdir. Bugün Cumhuriyetimizin siyasi ve hukuki dayanağı olan Misak-ı Milli'nin 104. yıl dönümüdür. Biz bu yemine bağlıyız ve sadığız. İhanet çatısında buluşanların, işbirlikçi odakların mandacı zihniyetlerinin milli davalarımıza husumet besleyenlerin karşısında en büyük güvence 104 yıl önceki milli yemindir. Misak-ı Milli stratejik bir diriliştir ve kendi irademizle sınırlarımızın tekrar belirlenmesine dönük kuvvetli bir karardır. Hani diyor ya şair, buğdu kimler çizmiş gönlüme, dar geliyor, dar geliyor kardeşim. Misak-ı Milli'nin mirasçısı Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'dır. Millete aidiyeti şerefle taşıyan ay yıldızı al bayrağımızla iftar eden, kendisini bu aziz vatanın bir parçası sayan, ekmeğini kazanan, işini kuran, geleceğini burada gören, sahip olduğu milli ve manevi hazinelerle gurur duyan kim olursa olsun, herkes büyük Türk milleti ailesinin onurlu bir mensubudur. Onlarla yolumuz bir, hedefimiz aynıdır. İnanıyorum ki 31 Mart geldiğinde Mersin muazzam tercihini Cumhur'dan yana kullanacak, Türkiye'nin hak ve hukukuna çok güçlü şekilde destek çıkacaktır. Zira Cumhur bizim, Türkiye hepimizindir. Aziz milletimden ve sizlerden ricam mutlaka sandığa gitmenizdir. 31 Mart'ta seçime katılımın yüksek olması hem demokrasimizin istikrarı hem de milli iradenin itibarı açısından tarihi önemdedir. 31 Mart'ta tek meselemiz sandığa gidip oyumuzu kullanmak olmalıdır. Bunun yanında sandık güvenliğine azami dikkat ve hassasiyet gösterilmelidir. Bu meydana teşrif eden kardeşlerime soruyorum. 31 Mart'ta sandığa gidecek misiniz? 31 Mart'ta Mersin'e sahip çıkacak mısınız? 31 Mart'ta Türkiye'nin geleceğine, Mersin'in özlemlerine tercüman olup Cumhur İttifakı'nı seçecek misiniz? Kardeşlik için, huzur için, istikrar için, daha müreffeh ve muhasır bir Mersin için Cumhur İttifakı'nı tercih edecek misiniz? Son söz olarak söylüyorum. Aziz Mersinliler, bütün ilçeleriyle, dağda, bayırda, ovada yaşayan bütün vatandaşlarımızla Mersin'i Cumhurbaşkanımıza hediye edecek misiniz? Allah hepinizden razı olsun. Sizlerle gurur duyuyorum. Mersin'in milli vasiyetiyle, duruşuyla övünüyorum. Sabırla, şuurla, coşkuyla, gözümüzü yüksek ufuklardan ayırmadan, milletimizin bütün fertlerini bir eşit ve kardeş görerek 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nı ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni başarıya ulaştıracağız. Bu tarihi görev hepimizin omuzlarındadır. Türkiye'yi, Mersin'i tehlikelerden muhafaza etmek en temel milli görevimizdir. Mersin bizim, Türkiye hepimizindir. Hizmet bizden, himaye Cenab-ı Allah'tandır. Mersin'in huzuruna çıkan belediye başkan adaylarımıza
Bundan mülhem Cumhur İttifakı'nın bütün adaylarına üstün başarılar diliyor. 31 akşamı alayınızdan müjdeli haberler bekliyorum. Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun diyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sağ olun ve var olun aziz Mersinliler. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyerek yüce Türk milletinin gönlünde taht kurmuş Türk siyasetinin ilkeli lideri, saygıdeğer genel başkanımız Devlet Bahçeli Bey'e ziyaretleri için Mersin halkı hürmetlerini sunuyor. Saygıdeğer genel başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Serdar Soydan ve ilçe belediye başkan adaylarımızı sizlere, Mersinlilere emanet ediyor. Saygıdeğer genel başkanımıza, bugünün anısına milletvekilimiz, il başkanımız ve büyükşehir belediye başkanımız, saygıdeğer genel başkanımız Devlet Bahçeli Bey'e bugünün anısına sizler adına çift başlı bir Selçuklu Kartalı tablosu hediye ediyorlar. Yolunuz açık olsun sayın genel başkanım. Mersinli hemşehrilerimiz sizi saygıyla, hürmetle uğurluyor. İlkeli lider, Türkmen beyimiz, yolunuz, bahtınız açık olsun. Hey, 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 hey,